Arkadaşlar, Alemin Kralı Gırgır Tayfa'dan hepinize iyi yayınlar. Ben Deniz, ailenizin YouTuber'ı Mustafa Göksel ve ustamız Metin Amca. Bugün yine sizlerle beraberiz. Geçen hafta İbiş'in askerden geldiğini öğrendik. Biraz gitti orada adam olur eder, vatana millete faydalı olur dedik ama yine Aksaray'dan girmiş, Saraçhane'den çıkmış. İşi gücü gırgır lak lak. Bakalım ne hatlar yiyecek, göreceğiz. Evet, bugün hayatın içinden sizlere Tırmalı Dalga diye bir oyun oynayacağız. Hepinize iyi seyirler. Merhaba, yeni güne, yeni haftaya arkadaşlar. Bir hafta aradan sonra yine buluştuk. İbiş askerden geldi. İş arar fakat iş bulamaz. Durmadan benim yanıma gelir gider, gelir gider. Bu sabah da erkenden Mustafa geldi. Mustafa'yı bakkala gönderdik. Bakkal Metin amca nerede demiş. Mustafa da fitili uzun, daha patlamadı demiş. Ya Metin amca, fitil nedir ya? İbiş. Fitili bilmiyor musun? Lambada kullanılır. Ondan sonra her türlü şeyi de yakmak için kullanılır. Doğru söylüyorsun. Ama benim fitilim erken patlıyor. Geceleri hiç uyuyamıyorum Metin amca. Uyumazsın tabii. İbiş, gündüzleri yatıyorsun. Yan tarlada bostan, yan gel Osman yatıyorsun. Ya Metin amca ne yapayım? İşim yok, gücüm yok. Yapacak hiçbir şeyimiz de yok. İbiş, bak sana bir iş bulacağım. Fakat bu siteye alacağım seni kapıcı olarak. Aa, yaşa Metin amca. Allah. Metin amca, sana bir hikayemi anlatayım mı? Madem istiyorsun anlat bakalım İbiş. Askerden geldikten sonra ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ben bir ameliyat oldum. Bak sana da küstüm ha. Sen de gelmedin benim ziyaretime. İbiş, haberimiz yoktu ki. Olmaz olur mu? Bütün dostlar, arkadaşlar, herkes geldi. Bir tek yakınlarım gelmedi. Nasıl gelmezler İbiş? Bilmiyorlardır ki, bilseler hepsi gelirdi. Bak Metin amca, bu sene gittim ayaktan ameliyat oldum. Yanımda iki kişi vardı, onlardan başka da kimse yoktu. Bir de dostlarım geldi. Daha sonra ne oldu? Ne oldu biliyor musun? İki sefer daha ameliyat oldum. Bu sefer de yakınlarım gelmedi. Küstün mü onlara? Yok, küsmedim. Peki gönül koydun mu? Koymadım. O zaman da gelme. Hep dostlarım vardı yanımda. Daha sonra iki sefer daha ameliyat oldum. İbiş, bu ne ya? Kesimhaneye girmişim valla. Ne yapayım Metin amca? Durmadan hastalanıyorum. O zaman da kimse gelmedi. Ben şimdi İbiş, sana iş bulacağım. Antalya'ya gidiyorum. Güzel bir çay bahçesi tutacağım. Orada gelir çalışırsın. Yaşa Metin amca. Sen olmasan iş de veren yok bana. Ben şimdi senden önce gideyim Antalya'ya. Orada bir çay bahçesi bulayım. O çay bahçesinin ön tarafında plajı olsun. Plajda gelen gidene hizmet edersin. Doğru söylüyorsun Metin amca. Ben de orada dondurma satarım. Ya İbiş, zaten dondurma var orada. Koselva satarım. Koselva da var İbiş. Sen yalnız çöpleri toplarsın plajda. Olur o zaman. Ben gidiyorum Antalya'ya doğru. Çocuklar, Metin amcayı gönderdik. Biz ne yapalım? Biz de burada akara makara tukara. Bahçeyi sulayalım, çiçekleri ekelim, ağaçları sulayalım. Sulayalım da sulayalım işte. Ama fazla sulamayalım ha. İnsanın mayasında toprak var. Fazla sularsak çamurlaşır. Ben kaçıyorum o zaman. Biz Antalya'ya gittik. Alanya'dan bir çay bahçesi tuttuk. Ön tarafında plajı var.
Millet gidiyor, geliyor. Gelenler artık sıka basa doluyor. Yaz ayları da var. Oh, parayı bulduk. Ama bizim İbiş gene kaytarmış, kim bilir nerede. Buraları derler, topla, bahçeyi temizle dedik. Gene yok piyasa. Buradayım Metin amca. Peki ne yapıyorsun İbiş? Gelenlerin üstüne masaj yapıyorum. Çoluklar, çocuklar, hepsi geliyor. Hepsini ovalıyorum. Nasıl İbiş? Vallahi billahi çağırıyorlar beni Metin amca. Her tarafından rahatlatıyorum işte ya. Sonra da onlar bana veriyor. Ne veriyor İbiş? Ya veriyor işte bir şeyler. Kadınlar çağırıyor, erkekler çağırıyor, çocuklar çağırıyor. Ben de onlara yardımcı oluyorum. Onlar da bana veriyor. İbiş bak millet yanlış anlayacak. Ne veriyorlar? Ya veriyorlar işte ya. Utanıyorum söyleyemiyorum. Peki söyleme bakayım. Bak karşı taraftan bir adam daha çağırıyor seni. Geliyorum efendim geliyorum. Bak oraya da gidiyorum. Sen git oraya temin. Neyse adam yattı uzandı. Sırtını ovaladım. Adam kendinden geçti. Yan tarafta hanımları da var. Onları da ovalıyorum. Onlar da kendinden geçiyorlar. Uyuyorlar çimlerin üstünde. İbiş ne yapıyorsun? Ne yapayım? Çalışıyorum. Çalış dedin ya plajda. Herkes veriyor bana. İbiş ne veriyor sana? Ya Metin amca. Para veriyor. Para. Bir saattir masaj yapıyoruz burada. Aferin İbiş. Bak gelen misafirleri de plajda olanları da rahatlatıyorsun. Şu karşıdaki çöpleri topluyor musun? Onları da topluyor Metin amca. Ama Metin amca sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakayım İbiş. Bak o kadar ameliyat oldum. O kadar hasta oldum. Sen bile gelmedin sana darıldım. İbiş kim gelenler var ya yetmiyor mu o gelenler? Onlar yeter. Yeter. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Hepsi geldi arkadaşlarımın, dostlarımın. Bir tek gelmeyen. Ya şunu öğrendim ben bu sefer. Biliyor musun Metin amca? Niye öğrendin İbiş? Kardeş olmak için kan bağına gerek yok. Doğru söylüyorsun İbiş. Kardeş olmak için kan bağına gerek yok. Öyle kardeşler var ki ölene kadar konuşmuyorlar. Doğru söylüyorsun. Ben de konuşamıyorum. Konuşmak istedikçe olmuyor. Ne yapıyorlar? Konuşuyoruz ama nasıl konuşuyoruz? Selam, merhaba, güle güle. Selam, merhaba, güle güle. Selam, merhaba, güle güle. Başka da bir şey yok. Doğru söylüyorsun İbiş. Benim de kardeşim var ama ben de konuşmuyorum. Ben konuşuyorum ama o benden konuşmuyor. Ne diyeceğiz? Kardeş olmak için kan bağına gerek yok. Hoşçakalınız efendim.